Herkese merhaba. Biliyorsunuz yaklaşık bir 10 gündür, 10 günü geçtik zaten. Dexcom G6'yı kullanıyorum. Ve Dexcom G6'nın maliyetleri sebebiyle de aslında dünya genelinde çoğu kişi sensör ömrünü nasıl uzatabiliriz diye videolar çekmişler. Bunu nasıl yaptıkları ile alakalı anlatmışlar. Bazısı transmitter yerinden çıkartıp sensörü tekrar tanımlamış. Bazısı farklı böyle transmitter yerinden çıkartmadan bazı yöntemler denemiş. Ben her zamanki gibi öncelikle en zor olandan başlayarak size bu işlem nasıl yapılıyor anlatacağım. Dolayısıyla bugün en zor olanı tecrübe edeceğiz bizimle birlikte. Benle birlikte daha doğrusu. Size öncelikle şöyle göstereyim. Dexcom'un transmitter'ı şu an gördüğünüz gibi. Bu transmitter, yani daha doğrusu sensör sistemi şu anda böyle. Bu sensör sisteminin üzerinde bir tane gri transmitter var. Bu gri transmitter, biraz yakınlaştırayım aslında. Şu sensör sisteminin içerisine gömülmüş vaziyette. Eskiden bu bir bombe şeklindeydi. Yandaki kulakçıkları açarak rahatlıkla transmitter'ı çıkartabiliyorduk. Ama ve lakin artık bu transmitter sensörün içerisine, o sistemin içerisine gömülü olduğu için bunu artık biz daha farklı yöntemlerle çıkartmaya çalışacağız. Öncelikle bunu size söyleyeyim. Farklı yöntemler var. İnsanlar farklı farklı şeyler kullanıyorlar. Yöntemler dediğim gibi kullanıyorlar ama önemli olan nokta şu. Bu transmitter'ın birazcık eğeceğim size. Şu transmitter'ın kenarlarında siyah gibi görünen, klips gibi görünen kısımlar var, dişli kısımlar var. Bizim araya bir şeyler sıkıştırmamız lazım. Yani biraz daha anlatmak gerekirse, transmitter gri olanla şu çerçevenin arasına bir şeyler sıkıştırmamız gerekecek. Her iki tarafa da bunu tık 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 sıkıştırdıktan sonra rahatlıkla transmitter'ın dışarıya doğru atmasını sağlayacağız. Aslında izleyeceğimiz yöntemimiz tamamıyla bu. Burada insanların bir kısmı ya yani bunu kullanan var mı bilmiyorum ama hiç denk gelmedim. Ben bununla da bir deneyeceğim. Bakıyorum bakalım olabilecek mi diye. Bu benim Hashimoto tiroidi için kullandığım ötürox ilacının bitmiş paketi. Bunun kenarları çok ince ve belli bir sertlikte. Bazı kişiler bunu striple yapıyorlar. Gördüğünüz gibi striplerle ama bu stripler çok esnek. Çok esnek olduğu için de biraz daha çok hafif, daha stabil, daha kalın stripler ihtiyaç duyuluyor. Ama benim kullandığım strip markası zaten Roche'a ait olduğu için bu strip de burayı girdireceğim yine ama transmitter'ı attıracak mı endişeliyim. Diğer bir konu aslında bunu kestim ama şimdi bakıyorum da ne kadar işime yarayacak bilmiyorum. Bu da bildiğiniz röntgen filmi. Ta yıllar yıllar önce ben çok severim böyle her şeyi saklamayı. Eşref'in bir hastanede çekilmiş olan bir filmini bir kısmını kestim. Bakalım bir de, ops elimden kaydı. Bir de bununla deneyeceğiz temelde baktığımızda. Bakalım hangisi bizim işimize yarayacak. Bu da diğer bir konu. Benim bugün sensörün doğdu dediğim gibi süresi. Şimdi bakın şu anda şöyle bir uyarı var mesela ekranda. Şöyle görülüyor herhalde. Sensörü şimdi değiştirin. Sensörünüzü değiştirene kadar glikoz uyarıları, alarmları veya sensör glikoz okuma değerlerini alamayacaksınız. Sensör süresi doldu diye gördüğünüz gibi bir uyarı kısmı var zaten. Bunu bu arada 24 saat kala da uyarıyor, 6 saat kala da uyarıyor, 2 saat kala da uyarıyor. Ben sensörün süresinin ömrünün bitmesini bekledim. Ömrü bittikten sonra da nasıl adım atacağız onlara bakacağım. Şimdi bu dediğim gibi uyarı ekranında şurada okey diye bir buton var. Okey'e tıkladım. Burada yeni sensör diye bir uyarı var. Ben şimdi hiçbir şey yapmıyorum. Sadece buna okey dedim ve kapattım. Şimdi bakalım bu transmitter'ı yerinden çıkartabilecek miyiz? Böyle biraz getireyim. İnanın bilmiyorum. Şu plastik çerçeveyi tutacağım. Plastik çerçeveyi tutmak önemli çünkü altında sensör sistemi var. Sensörün ufacık bile çıkmasını istemeyiz. Bir bakayım deneyeceğim.
Ops, vallahi çıktı. Bir kısmı çıktı. İlk kez yapıyorum. İlk kez yaptığım için inanın. Ne nasıl olacak bilmiyorum. Şu tarafı kurtardım ama şu tarafı kurtaramadım daha. Yes. Vallahi. Bütün heyecanlarımı sizle yaşıyorum gördüğünüz gibi. Harika çıktı. Ya şöyle bir şey. Bunu ilk gördüğümde zaten dedim ki ya buna sağlam bir şey lazım. Böyle söyleyeyim size. Çünkü bu ilaç filmleri bence çok işe yarayan bir şey. Aklıma direkt bu geldi. Bir de açıkçası şey geldi. Röntgen filmi geldi. Ama hiç bu kadar basit olacağını düşünmüyordum. Çünkü diğer YouTube kanallarında, yabancıların YouTube kanallarında, çünkü Türkiye'de de galiba daha çeken olmadı bu tarz bir video. Gördüğümde çok zorlanıyorlar. Hatta ben şeydim bugün, Eşref gelsin, Eşref'le birlikte evde çekelim kafasındaydım. Ama gördüğünüz gibi çok şaşırdım. Yani yaptığım şey ne biliyor musunuz? Şöyle biraz daha yakınlaştırayım. Şuralara, şu içteki şu kısım ve şu kısma, bir boşluk olan kısma bunları sokuyorum ki bu aradaki transmitter'ı tutan kısımlar kendini tutmaktan bıraksın ve transmitter'ı yukarıya atsın. Amacımız bu aslında. Bunu ister bıçakla yapın, ister başka bir şeyle yapın. Bıçak tehlikeli bu arada ama ben en son şey demiştim Eşref'e, ucu sivri güzel bir bıçakla mı yapsak oldu demişti. Senin sensör transmitter'ını, sensörünü ömrünü arttıracağız diye olmadı, seni yaralayalım demişti. Ama dediğim gibi gördüğünüz şekilde şu ilaç paketleri bile işime gördü. Şimdi ne yapacağız? Bir kere yeni sensörü başlatmamız gerekiyor. Onu söyleyeyim size. Yeni sensörü nasıl başlatacağımı da tekrar sizlere anlatacağım ama şimdilik bu videoyu burada tamamlayayım. Çünkü bazı yine trik konularımız var. Onlarla ilgili yine bahsedeceğim size. Ama gördüğünüz gibi Dexcom G6'nın sensör ömrünü arttırmanın en temel birinci noktası şu transmitter'ı sensörün üzerinden düzgün bir şekilde çıkartabilmek. Sensörü çok oynatmadan çıkartabilmek. Şu an bunu başarmış olmak bile müthiş bir gurur kaynağı. Öyle söyleyeyim size. Bir sonraki videoda da yine aynı paylaşımda sizlerle paylaşacağım. Bu çıkardığım transmitter'ı sensör tanımlamasını yine hissedeceğim. Çünkü bu üzerinde takılı sensörü çıkartmayacağım. Amacım zaten çıkartmadan tekrarların ömrünü nasıl uzatabilirim birine cevap olabilmekte, verebilmekte. Bir sonraki videoda zaten bu detaylardan bahsedeceğim size. Görüşmek üzere. Herkese merhaba. Dexcom G6'yı vücudumdan da ayırdım. Şurası gördüğünüz gibi sensör kısmı, yani şu bandın olduğu kısım. Bizim amacımız Dexcom G6'yı uzatırken sensör ömrünü arttırabilmek için şu transmitter'ı şu sensör kısmından ayırmayı başarmak. Eskiden bombeliydi. Şu anda bu gördüğünüz gibi içine oturmuş vaziyette olduğu için bunu şu kenarlardan ve şu kenardan, şuradaki çentiklerden kurtarmamız gerekiyor. Onun için de genelde sıklıkla ya strip kullanmışlar kullanıcılar, yani şuraya sokarak bunu çözmüşler. Ben şey dedim mesela, ya buna film de olabilir, röntgen filmi de olabilir ama bu çok esnek. Strip keza yine çok esnek. Açıkçası kendi ilacım, Hashimoto tiroidinden dolayı içtiğim ilacın şeyi daha mantıklı geldi bana. Paketi daha mantıklı geldi, bu folyolu paketi. Ben ne yaptım? Bakın, normalde vücuduma takılı olsaydı şu plastik kısmı tutuyor olacaktım. Şu ara kısma, bakın girdi zaten. O ara kısma bir soktum. Bir de şu kısma sokacağım. Tekrar bir yerleştirelim. Böyle çok enteresan, çok güzel olmuştu. Çok basit de olmuştu. Ha, bir daha
deniyorum. Yanlış yerde miyim? Pardon, yanlış yerdeymişim. Şu G6'nın sırasındaki yatayla galiba dokunmak gerekiyor. Bir de şuraya gelelim. Ben biraz yanlış yerle oynamışım. Bakın çıktı gördüğünüz gibi. Yani şuradaki çentiklere gelmek gerekiyormuş. Bakın şuradaki ve şuradaki. Yani bu plastiği buraya zaten, yani şu ilaç folyosunu oturtturduğunuzda biraz önce duymuşsunuzdur. Tık diye bir ses geldi. Bir de bu tarafa dokundum, tık diye bir ses geldi. Bu şuradaki girintiye şu tırnaklar girmiş oluyor. Bu transmitter'ı yerine oturtturduğumuz zaman bu tırnakların arasına şu plastikleri sokarak, şu ilacı sokarak paketin kısmını, bu tırnaklardan şu kısmı kurtarmış oluyoruz ve tık diye çıkıyor. Bunu da kısaca böylece göstermiş oldum sizlere.